Sevgili terazi burçları, sevgili akrep burçları, haydi bakalım haftalık tarot ve kahve falı bakımınıza başlıyorum. Önce terazi burçlarıyla başlamak istiyorum. Kahve fallarıyla bir başlayalım. Tarotu da seçelim. Hazır elimizin altında beklesin arkadaşlar. Sevgili terazi burçlarının tarotunu ayırıyorum buraya. Dostlar, şöyle bir baktığımda hayırlısı ile evet bir takım olaylar meydana gelmiş ki arkadaşlar, şöyle bir kenardan baktığımda üzüntüler, kırgınlıklar, dargınlıklar birbirini izlemiş. Uzakta olan birisine sanki sesini iletmeye çalışmışsın. Böyle bir megafon elinde bekleyen bir erkek görüyorum. Bir uzağa ses göndermeye çalışmış, bir haber göndermeye çalışmış. Fakat ses gitmiyor arkadaşlar. Bir şeyler için artık belki çok geç, belki zamanı geçti, belki hevesiniz kaçtı sizin ya da karşının. Ulaşmıyor arkadaşlar, ses ulaşmıyor. Bazı üzüntüler yaşamış olabilirsiniz. Bakınız, belki terazi burcu hanımlarında iletişim kopukluğu var. Belki haber alamıyorsunuz. Fakat İki şehrin hikayesi gibi, Charles Dickens'ın var ya, iki şehrin hikayesi, iki şehir arasında gidip geliyorsunuz veya İstanbul'la ilgili bir işiniz var terazi burçları, bir işinizi halletmeye çalıştığınızı görüyorum. İşleri hallettikten sonra, yoluna koyulduktan sonra, İstanbul dışıysanız bir İstanbul seyahati var. İstanbul'da yaşıyorsanız, zaten İstanbul terazi burcunun denetiminde bir şehirdir. Terazi burcu etkisindedir. Kısacası o yüzden iki yaka bir araya gelmez derler ya. İki yakayı böyle dengelemeye çalışır İstanbul. İstanbul'da bir işiniz var. İstanbul'da yaşıyorsanız bir ev alma hayaliniz varsa gerçekleşiyor. Dostlarım, artık göçmen kuşlar gitti ama bir kırlangıç sanki kalmış burada. Yani çok nadir görülen, ender, tanınmış bir insanla bir görüşmeniz olacak. Hayırlı ve uğurlu oluyor görüşmeniz. Biri 14 yaşlarında, biri 7 yaşlarında iki tane erkek çocuk çıkmış. Böyle üzgünler, birbirlerine sarılmışlar, destek veriyorlar. İki kardeş bunlar arkadaşlar. Sizin evladınız olabilir ya da işte kardeşleriniz olabilir. Onlara manevi destek gerekiyor. Maddi olarak belki bir sıkıntıları yok ama manevi destek verilirse bunlar işlerini yoluna koyabilecekler. Arkadaşlar, bir yüzük görüyorum, tek taş bir yüzük, hediye alınıyor kesinlikle ve kesinlikle. Hediye tek taşın üzerinde bir keçi duruyor arkadaşlar. Oğlak burçlarıyla olan ilişkinizde manevra yeteneğinizi, zekanızı kullanacaksınız. Çünkü çok zekisiniz sevgili terazi burçlar, hava grupları çok zekidir. Oğlak burçlarıyla ilişkinizi yöneteceksiniz. İnatçı bir oğlağa yola getirmeyi başarıyorsunuz. Bir nişan takılıyor. Oğlak burçlarıyla terazi burçları arasında bir nişanlanma söz konusu. Arkadaşlar, manevi anlamda dediğim gibi bir aileye destek verebilirsiniz. İki erkek çocuk. Yani ya babalarında bir şey var ya annelerinde, buna bir destek veriliyor. Hayırlısıyla bu çocuklar üzüntüden kurtulmuş gözüküyorlar. Şurada kocaman bir boğa ve üzerinde bir sanki bir yük taşıyor bu boğa arkadaşlar. Boğa burçlarıyla ilişki varsa, beraberlik varsa, evlilik varsa dostlarım, fazla yüklenmeyin. Zaten boğa burcunun kendi özel hayatındaki yükler ona yetiyor. Bir suçlamada falan bulunuyorsanız vazgeçin. Boğa burcu ve ben bu yükü taşıyamam artık diyor. Bir kadın şalı görüyorum, örülmüş. Ağ gibi örülmüş bir kadın şalı ve altında ışık ışık, böyle nasıl diyeyim, ampuller asılı bir nişan töreni olacak arkadaşlar. Bir nişan merasimi görüyorum ve kalp şeklinde bir şal. Kesinlikle bir soğuk havada bir nişan yapılacağını görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Çünkü soğuk havayı temsil ediyor şal, bir şeyleri örtmeyi.
temsil ediyor. Arkadaşlar, araba alma isteğiniz olabilir, arabayı yenileme isteğiniz olabilir. Kesinlikle gerçekleşecek diyebilirim. Karaciğerinize dikkat edin. Karaciğerle ilgili bir sıkıntı verdi sevgili terazi burçları. İşte onu artık eti az yiyin falan. Onu demek istiyorum. Biraz sağlığınıza dikkat edin. Kocaman bir dil çıkmış arkadaşlar. Dedikoduyla uğraşacaksınız. Dedikodu veya herhangi bir yalan söz sizi yaralamış olabilir. Bundan kurtulmanın yollarını deneyeceksiniz. Bir sofra görüyorum. Sofranın etrafında 6 kişilik bir sofra arkadaşlar. 6 kişilik sofra ve kapı çalınıyor. Bir 7. kişi geliyor. 7 kutsal sayıdır ve bir bereketiyle gelen birisi var. Sanki biri işe giriyor ya da sevinçli bir haber almış. Onun kutlaması yapılıyor bu sofrada. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Yer değiştirme kesinlikle söz konusu ve kısmetiniz dolmuş taşmış arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. Evet, bir ördek belirdi. Yoksul ama onurlu bir kadındır ördek. Belki bir yoksulluk çeken bir terazi hanımısınız. Fakat onurlu mücadeleniz sizi iyi bir noktaya getirecek. Onuna belli bir süre sonra maddi bolluğu da hayatınıza alıyorsunuz arkadaşlar. Yoksulluk günleri sona eriyor, bolluk günleri gelecek. Ve bolluk dolup taşıyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Bolluk dolup taşıyor. Kesinlikle bereketli süreçler başlamış, mutlu süreçler başlamış. Arkadaşlar, bir erkek bir yola gitmek istiyor. Tehlikeli bir yol, tehlikeli bir iş, ya bir borç işi ya da bir sermaye işi. Kadın ayaklarına kapanmış, yapma diye yalvarıyor adeta. Yani bu işe girişme sonu felaket diyor. Çünkü çarpı işareti var. Erkek dinlemeyecek, bu şehre gidebilir, bu işe girişebilir ama yani erkeği bir maddi manevi zor günler bekliyor gibi. Yani kadına uyması gerekir ama kendi inadıyla giden bir erkek görüyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Herkes kendi kaderini kendi çiziyor. Bakalım terazi burçlarına neler var arkadaşlar. Arkadaşlar, evet, bir geçiş süreci yaşıyorsunuz arkadaşlar. Hane içerisinde bir dedikodu, yalan haber, bomba gibi düşmüş. Ama 2 ay içerisinde bu dedikodu vari şeylerden kurtuluyorsunuz. Bomba gibi düşmüş diyorum ya. Üçlü bir ilişki dostlarım. Sanki iki kişi arasında kalma ya da ihanet olayı sona ermiş. Ve ihanetin arkasında dostlarım denge sağlanmış. İki kişi beraberliğini sürdürecekler. Aynı kadersel birliği yaşayarak yaşamlarına yön verdiklerini görüyorum. Dostlarım, bir geçiş süreci yaşanıyor. Maddi anlamda bir sıkıntı yok. Sadece manevi anlamda bir sıkıntı var. Ya da maddi sıkıntıları geride bırakmış olacaksınız. Sadece ruhsal anlamda gelişim sürdüreceksiniz. Parasal sıkıntısı olanlar 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde 3 büyük dileğiniz kabul oluyor. 3 tane mum yakın, dolunay fazında dua edin. 20 Ekim civarında arkadaşlar. Kesinlikle dualarınız kabul olacak. Bir mumu alabilirsiniz şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yapacaksınız. Mumu yakarak da ben yoksulluk günlerimi, ben fakirlik günlerimi yakıyorum ve onu yok ediyorum diyebilirsin arkadaşlar. Yeni bir döneme başlıyorum. Karanlıktan aydınlığa çıkıyorum demen yeterli. Mumu da yak. Kapı 31 diyor. 31. kapıdan giriliyor sevgili dostlarım. Bir 31 kapısı söz konusu. Okuyorum arkadaşlar. Diyor ki bazı amaçların var. Seçici davran ve kibirli insanların yanından uzaklaş. Ya da sen kapris kompleks gösteriyorsan kendini kontrol et, egonu ekarte et ve iç benliğindeki melek yüzünü ortaya çıkar. Evet, etki diyor ki aktarımı tetikleyen ve böylece etkileyen aktif ve pasif sürtünme kanunu. Liderliğin doğal ifadesi. Bazı olayları gerçekleştireceksin, liderlik yapacaksın ve insanları etkileyebilme yeteneğini hayata çekiyorsun.
Çünkü özgür iradenle hareket ettiğini görüyorum. Ufacık başladığın bir işte büyük başarılar elde ediyorsun. Süper bir açılım oldu sevgili dostlarım. Geliyorum akrep burçlarına. Değerli akrep burçları, sizi de çok seviyorum. Biliyorsunuz Ay burcum akrep, sizin gibi düşünüyorum. En büyük dostlarım, en yakın dostlarım hep akreplerden çıkar. Akrep burcu şöyle bir incelediğimde falını bir tepeye çıkmış genç kız görüyorum. Fakat diz ağrısız çekiyor. Çünkü geleceği planlayamamış ve gelecekte ne yapacağını düşünüyor. Ya da bu ilişkinin geleceği ne olacak? Benim geleceğim ne olacak diyen bir genç kız var burada arkadaşlar. Bir korku enerjisi sarmış. Bakalım hayırlısı olsun dostlarım. Evet, akrep burçlarını yazacağım logolarını. Hadi bakalım onların kartlarını da bir seçelim. Arkadaşlar, akreplerin kartlarını seçiyorum. Şimdi akrep burçlara geliyorum arkadaşlar. Şurada baktığımda bir yelpaze görüyorum. Ferahlama günlerine yaklaşmışsınız. Ve bahtınız, yolunuz adeta açılacak. 7 gün, 7 hafta içerisinde, 7 ay içerisinde önemli bir açılım yapacaksınız. Bir ferahlama süreci var. Arkadaşlar, yurt içi, yurt dışı yollarınız var. Buralara gideceksiniz. Seyahat kapıları açılmış, bereket kapıları açılmış. Serçenin ağzında kocaman bir bilezik görüyorum. Bir kadın bileziği serçenin ağzında. Bir hediye alacaksın. Ya bir nişan olayın ya bir düğün olayın var sevgili dostum. Kesinlikle bunu başarıyorsun. Ve volanlı bir elbise, tüllü bir elbise, bayağı bir abiye ve orada bekliyor. Bir genç kızın nişanlanma ve evlenme hayali gerçekleşmek üzere bir resim çizilmiş arkadaşlar. Sanki ben ne zaman mutluluğu yakalayacağım dercesine bir genç kız bekliyor ve bugüne kadar onu yani oyalayan bir insan olmuş. Ondan dolayı acı çekiyor. Onu gönderdiğini görüyorum. Eski ve yıpranan ilişki gitmiş. Biraz uzaklıkta, dediğim gibi 7 gün, 7 hafta, 7 ay gibi bir süre içerisinde hareket enerjisi giriyor. Bir yuva kuruluyor arkadaşlar. Bir ev, bir hane, bir yuva kuruluyor. Kilolu bir bey var burada arkadaşlar. Yüzü toplu, beyaz tenli, gözlük kullanıyor. Boyu kısa, bayağı bir kilosu var. Böyle sivri bir şapka giymiş sanki. Arkadaşlar, bu kilolu genç yani 40 yaşında falan. Çok yaşlı birisi değil, 40 yaşında falan. Biraz kurnaz birisi. Buna karşı dikkatli olun. Maddi manevi zararda bırakabilir sizi. Bu insana karşı dikkatli olun derim. Başında tac olan bir hanım görüyorum. Evliyseniz 8 sayısı yanınızda, elinizde bir 8 sayısı tutmuşsunuz. Başınızda da bir nasıl diyeyim? Taç var. Taç var. Arkadaşlar, kesinlikle mutlu bir evlilik söz konusu ve 8 sayısı hayallerinin gerçekleşeceği, telepatik bağ kurabileceğin, genişleyebileceğin bir yer. 8 numara veya 18 numara, 28 numara kapı numaranız olabilir. Böyle bir hane kurulmuş ya da hayalinizdeki eve kavuşuyorsunuz. Kısacası kalbiniz boşsa kendi hayalinizdeki gibi bir insanla evlenmeniz söz konusu. Eğer evliyseniz bolluk dönemine giriyorsunuz. 8 sayısı çoğalmayı, belki de hamile kalmayı, yuvaya yeni bir bebeğin katılmasını müjdeliyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şurada bir göl var arkadaşlar. Göl kenarına oturmuş iki kişi bir konuşma yapıyorlar. Bir şeyler içiliyor, çaydanlık falan var. Bir gelecek planlanıyor. Bazı aksaklıkların olduğu, işte adam biraz üzgün gözüküyor. Bir adam ve bir kadın göl kenarında konuşma yapıyor. Adam biraz üzgün gözüküyor. Sanki ailem istemiyor diyor ya da bir ben işte
kötü giden bir evliliğim var. Biraz beni bekler misin deyip adam başını önüne eğmiş gözüküyor. Kadın biraz daha dik duruyor ve burada sonsuzluk işareti var. Arkadaşlar, bu adam her ne yaşıyorsa geçmişini geride bırakacak bir kadınla beraber oluyor. Sonsuzluk işareti gözüküyor. Bir erkek bir kadını sonsuza kadar seveceğine yemin etmiş burada ve kadın onu bekliyor. Yani dostlarım, belki de şu an için evlilik uzak, maddi manevi belki sıkıntı var. Defol. Arkadaşlar, maddi manevi bir sıkıntı var. Erkek sonsuza kadar onu seveceğini söylüyor. Biraz kararlı gözüküyor ama üzgün bir şekilde. Fakat kadınla beraberliği şekil alacak ve sonsuza kadar bunlar birbirlerini sevecekler. Arkadaşlar, şurada adeta çise çise yağmur yağıyor. Bir sundurmanın altında birkaç kişi bekliyor. Sanki bir sığınma yeri var. Bir süre geçiş dönemi yaşayacaksınız. Yani yaşamın zorlukları karşısında kenetlenmiş dostlarınız var, akrep burçları. Bunu hesaba katın. Dostlarınızla beraber yaşamın fırtınasına, karına, kışına dayanacağınız bir dönem eşlisiniz. Bu kış belki biraz size zorlu gelebilir. Bu kış belki sizi biraz üzebilir, fakat bu sundurmanın altında dostlarınızla berabersiniz. Yakın çevre ilişkileri çok iyi olacak. Dostluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri çok 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 iyi olacak arkadaşlar. Bir ikinci olarak da şunu söyleyeyim. Kocaman bir şahmeran çıktı. Şahmeran, hastalıklarınızdan şifa bulacağınız anlamındadır. Kirpi var, inatçı birisi var. İnatçı birisinin inadından kurtulacağınızı görüyorum. İnatçı kişiden kurtuluyorsunuz, onu gönderiyorsunuz. Ve yıldızınız çok parlak arkadaşlar. Süper. Akrep burçları süper. Dostlarınızla beraber yeni doğum yaşanacak. Kova burçlarıyla ve aslan burçlarıyla ilişkiniz şifalanıyor. Küsseniz barışıyorsunuz. Özellikle kova burçlarıyla ilişkileriniz çok süper. Pişman olmuş geliyor kapına. Senin de yıldızın çok parlıyor sevgili akrep burcu. Ve dönüşümün mükemmel olacak. Mükemmel bir dönüşüm yaşayacaksın. Demin de şahmeran görmüştüm. Ve yılan kabuk değiştiriyor. Sen de kabuk değiştireceksin. Düşünceni değiştirdiğinde hayatın değişmiş olacak ve bir imzalı kağıt alıyorsun. Çok süper. Çok süper. Ayçin kartı kapı bir diyor. Bir daima Allah'ın sembolüdür. İlahi yardım, ilahi destek geliyor. Diyor ki, yaratıcı seninle. Objektif oldun. Kimsenin hakkına girmedin. Temel ihtiyaçlarını karşıladın. Harama göz atmadın. Yani kendi ihtiyacını aldın, başkalarının ihtiyaçlarını kullanmadın diyor. Kısıtlayıcı pek çok şeyden kurtuluyorsun ve sevgi ışıktır diyor dostlarım. Işıdığını, sevgi dolu olduğunu, yaratıcılık yeteneğinin arttığı bir döneme girdiğini görüyorum. Eşsiz bir mutluluk yaşayacaksın ve kaynaktan yararlanacaksın diyor arkadaşlar. Görüyor musun? Nar berekettir. Nar mevsimindeyiz sevgili akrep burçları. Aşkta çok ilerleme var. Uzakta bulunan sevgiliye kavuşma var. Seviyorum sizi dostlarım. Herkesin nar gibi bereketli günlere kavuşmasını diliyorum Allah'tan. Ve kırmızının bereketliliği, görüyor musun dostlarım? Özellikle kadın sıllıkla ilgili bir sorun varsa, kadın hastalıklarıyla, yumurtalıklarla ilgili bir sorun varsa çözülüyor. Ve evlilikte cinsel aşkı, cinsel performans çok iyi dostlarım. Cinsel sorunlarınız varsa bunun da giderildiği bir dönem eşlisiniz. Zaten akrep burcu üremeyi, cinselliği ve doğurganlığı ifade eder. Bereketli bir süreçtesiniz. Seviyorum sizi arkadaşlar. Ulaşmak isterseniz 0546 481 3506. Hoşça kalın, dostça kalın.